Deniz Doktorum yanımda başlıyor. Evet, herkese günaydın. Sizler ekran başına ve sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Gene sizler için iyi ve doğru bilgileri toparlamaya çalıştık. Umarım bugün de size hedefimize ulaşarak doğru bilgileri ulaştıracağız. Evet, keyifle izleyeceğiniz bir program olacak bugün de sevgili izleyicilerimiz. Çok değerli konuklarımız olacak. Program boyunca bizlere ulaşmayı unutmayın lütfen. Instagram hesaplarımızı zaten program boyunca altta görüyorsunuz. Doktorum yanımda hesabından, son postun altından sorularınızla bize ulaşabilirsiniz. Doktorum yanımda TV360 bu arada, detayımız da var. Evet. Bu hesaptan bize ulaşın ve sorularınızı iletin. Hocam bugün önemli bir ama gün. Ama şeyi de söylerim ya, bir dakika dur. Instagram'a biz bugün hesabımıza çok böyle şöyle güzel ve yakışıklı bir pozumuzu koyduk. Ah, evet. Lütfen beğen tuşuna basmayı ve elbette takip etmeyi unutmayın. Yorumları da özellikle sorularınızla böyle döşeyin lütfen. Yani o soruların hepsini merak ediyoruz. Çünkü sizin aklınızda ne var? Sorular nedir? Biz elbette sizin için düşünmeye çalışıyoruz ama bazen atlıyor olabiliriz. Özellikle tabii. Ben mesela çok atlıyorumdur. Çünkü doktor olarak bazen daha şey düşünüyorsun, ya bunu sanki herkes biliyordur gibi bu böyle bir mesleki buradayım. Dejenerasyona giriyor. Bu yüzden buradayım. Canımsın. İzleyicilerimizin sorularını hemen böyle tahmin edip empati yoluyla size sormak için. Evet, aklınıza gelenleri ekip arkadaşlarımız görecek yazdıklarınızı. Doktorum yanımda TV360 Instagram hesabındaki son postun altından bize ulaştırın. Ekip arkadaşlarımız bize ulaştıracak. Buradan da böyle güzel bir kontakt kuracağız. Evet. Bu arada şöyle seyircilere bakıyorum da Selda, farklı bir giyim tarzıyla gelmişler. Yeni moda mı yoksa başka bir şey mi yatıyor bunun altında acaba, insan düşünüyor. Hepsi beni çocukluğuma götürdü çünkü ben çocukken annem hep böyle bir Yemeni kafasında sımsıkı, burada iki tane patates. Ha. Ne oldu anne derdim, başım çok ağrıyor, başım çok ağrıyor, ama migreni olduğunu yıllar sonra fark ettik tabii de. Anlaşıldığı üzere izleyicilerimizin bazıları neden böyle bağlamış olabilir? Evet, taktikler herhalde değil mi bunlar? Baş ağrısı için baş taktik. Yani şiddetli bir baş ağrısı oluşuyor. Onu geçirmek, sıktığın zaman doğal olarak kaslar da burada, damarlar da sıkılıyor. Sıkıldığı zaman başın daha rahat ediyor. İyi daha geliyor iyi mu? Geliyor. Daha iyi geliyor. Hocam psikolojik midir bu yoksa geliyor mu iyi? Yok, geliyor esasında mi? Bilimsel bir açıklaması da var bunun aslında bakarsan. Tabii tabii, akupresür denen bir teknik var. Onda şöyle, hani nasıl akupunktur var? Akupunktur biliyorsunuz delmek demek aslında. Akupresür ise bası yapmak demek. Yani hani akupunkturda o iğneleri batırdığın yere basarak da esasında ağrını kontrol altında tutabilirsin. En azından azaltabilirsin, şiddetini azaltabilirsin. Yaptığım zaman da şurada bir şey var. Şöyle şuraya sıktığın zaman bir de şuradaki damarlar. Evet. Esasında işte mesela siz böyle bir çatkı bağladınız ya. Evet. Onun mesela içine patates de koyduğun zaman ne yapıyor? Orada hassas bölgeye bası yapıyor. Dolayısıyla patatesin o ağrıyı içindeki azaltıyor. Bir şey. Hayır, patates. Ya sen o oraya, hikaye mi yani? Yani pimpon topu da koysan. Aynı şey. Önemli olan bir şeyi bastırıyor olmak. Bir şey bastırmak aslında. Çünkü belli noktalar var işte vücudumuzda. Hani şu elimizde var. Evet. Şu herkes böyle bir elini açsın. Baş parmakla işaret parmağının arasında böyle bir boşluk hissedeceksiniz. Mesela bu nokta hassas noktalardan bir tanesi. İşte biraz önce hanımefendinin söylediği tam böyle iki kaşın arası. Şakaklarımız. Yani özellikle şöyle düşünün. Esasında vücut o kadar enteresan ki. Yani size ne yapmanız gerektiğini zaman içinde anlatıyor. Çünkü dikkat et, başı ağrıyanlar genellikle ne yapar? Şöyle yapar. Değil mi? Tabii. Ya canımız da böyle yaparsın. Yani esasında bak, bu zaten hani rahatlatıcı noktalar. Dolayısıyla insanlar yüzyıllar içinde yavaş yavaş bunu bulmuşlar ve işte anneden kıza, neneden toruna bunlar böyle böyle aktarılmış. Evet, baş ağrısına iyi gelen metotları kendimizce buluyoruz ama bulurken de aslında zaten içgüdüsel olarak ya, dizimizi bir yere çarpınca of yapıp böyle masaj yapıyoruz ya. Aslında o bile bir şifa değil mi dizimize? Bir o de anda? Bir şey söyleyeyim bak. Şimdi beyinde tek kapı teorisi denen bir şey var. Diyor ki yani bir kapıdan iki kişi geçemeyeceği gibi iki tane uyaran da aynı anda geçemez. Yani senin bir yerin ağrıdığı zaman orayı ovuşturduğun zaman oradan da bir sinyal gönderiyorsun ya. Şimdi beyne hem ağrı, bak sen ağrı ol, sen girmeye çalışıyorsun, ben de ovuşturma sinyali. Birbirimizi böyle itekliyoruz, tamam mı? Bir git şimdi, ağrıyacağım ben. Dolayısıyla ben ovuşturma yaptığım zaman seni öteye itiyorum ve beyne ben giriyorum. Dolayısıyla ağrı azalıyormuş gibi hissediyoruz.
hissi azaltıyoruz. Ama tamamen yine de beyin tarafından aldatmaca da olsa iyi geliyor işte. Tabii tabii, sonuçta iyi geliyor. Sonuçta iyi geliyor. Evet, bu metotları öğreneceğiz bakalım. Migren konuşacağız anlaşıldığı üzere bugün. Ne iyi geliyor, ne iyi gelmiyor. Yani hangisi mantıklı, mantıksız, hepsini konuşacağız. İkinci bölümde de yine çok güzel bir konu var. Evet. Sen anlatsana, ben güleceğim. Ben gülmek istiyorum o sırada. Direkt kameralar seni göstersin. Sen bir anlat konuyu. Esasında gülüş estetiğinden bahsedeceğiz. Diş estetiğinden bahsedeceğiz. Neden önemli? Çünkü düşünsenize, bir topluma girdiğiniz zaman ilk olarak esasında sizinle ilgili insanların kafasındaki veriler 3 saniye içinde şekilleniyor. Evet. Tamam. Dolayısıyla bir yere girdiniz, güzel bir gülüş attınız. İşte herkes sizi artık seviyor, öyle düşünebilirsiniz. Daha doğrusu herkes sizi sevmenin ötesinde, herkes sizi sıcak buluyor. O yüzden bugün işte bu ikinci konumuz da çok önemli. Ve böyle güler yüzlü iki sunucu tarafından anlatılacak olması diye. Ama bütün seyircilerimiz de harika gülüyorlar. Hepsini konuşacağız. Bu arada atlamamamız gereken bir şey daha var. Evet. Bugün Regaip Kandili. Hepinizin ellerinizden öpüyoruz. Evet, kandil geceniz mübarek olsun. Mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Ekran başındaki izleyicilerimize de sevgilerimizi gönderiyoruz. Dualarımız kabul olsun hepimizin. Böyle güzel mübarek bir günde de beraber olacağız, bilgileneceğiz. Peki kimler konuk olacak? Konuları anlattık ama kimler bize bu değerli bilgileri verecek? İzleyelim mi sevgili izleyiciler? Devam ediyoruz. Migren nedir? Neden olur? Migreni diğer baş ağrılarından ayıran en belirgin özellik nedir? Migrenin tedavisi var mı? Migren olduğumuzu nasıl anlarız? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ertaş, merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Diş estetiğindeki son gelişmeler nelerdir? Estetik dizaynda neler yapılıyor? Yüzdeki asimetrilerin cerrahi ve estetik düzenlemesi nasıl oluyor? Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Özkan tüm soruları cevaplamak için birazdan doktorum yanımda stüdyosunda. Değerli konuklarımız olacak demiştik sizlere. Hemen ilk konuğumuzu çağıralım ve bilgilenelim bakalım. Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ertaş bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Şöyle ortamıza alalım. Bugün herkesin derdi olan bir konudan bahsedeceğiz. Yani baş ağrısı. Evet. Baş ağrısı eninde sonunda herkes çekiyor. Doğru. Ama şöyle de bir şey var. Baş ağrısı dediğimiz zaman herkes baş ağrın var mı diye, evet benim migrenim var diyor. Yani toplumda bu kadar çok migren teşhisi var mı? Teşhisi kendimiz koyuyoruz birazcık da. Evet, aslında çok ilginç. Toplumun, Türkiye'nin çalışması da dünya çalışmalarıyla çok ortak. %50 kadarı zaman zaman baş ağrısı çekerim diyor. Ama bunlar tabii çok küçük, hafif baş ağrılarını da ele alırsak böyle. Fakat migren oranı çok yüksek. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Migren dışı baş ağrısı nedenleri neler? Şimdi migreni konuşacağız ama biraz öncesinde bir migren dışını konuşalım. Şimdi ne kadar çok vardı. Çocuk beni dinlemedi, tabii. Dersini yapmadı. Şimdi şöyle, kocam kızdı şeklinde. Aslında insanların en büyük korkusu ne biliyor musunuz? Baş ağrıdığında acaba beynimde tümör mü var? Hmm. Ya da beynimde akla bir şey mi var? Akla geliyor mu? Geliyor mu aklınıza öyle bir şey? Migren insanların gelmez belki ama hani birinin hani baş ağrıdığında şey hemen doktora koşmasının, özellikle yeni bir baş ağrısıysa genellikle budur, tümördür. Mesela geçen bir haber vardı işte, beyin ameliyatı sırasında keman çaldırılıyor. Ya gibi. Ben izledim, tabii. İnanamadım evet. Hocam. Şimdi ama biz hastalarımıza hep söyleriz, bakın deriz, bazı beyin ameliyatlarında, incelikli ameliyatlarda, hatta biz de tap keman örneğini veririz. Keman çaldırılır ya da yazı yazdırılır ki o yetisini kaybetmeden ameliyat başarılı yapılsın. Çünkü beynin ağrı duygusu yok. Doğru. Beyin zarları ağrılı. Onun için beyin zarını ilgilendiren olaylar ağrı yapar. O yüzden de hele ki tekrarlayan baş ağrılarında biz görüntüleme yöntemlerinden genellikle uzak dururuz. Evet. Ancak yeni bir şey olacak, bir beyin kanaması olacak, beyin zarını da irite edecek, tahriş edecek ki baş ağrısı yapsın. Onlara biz anevrizma kanamaları diyoruz. Çok farklı nedenler baş ağrısı yapabiliyor ama bunlar içinde beynin kendi içindeki oluşumlar neredeyse yok.
Hep böyle dışarıdan faktörler, psikolojik faktörler, şey yok sinüzit, göz basınç mesela glokom, glokom da ağrı yapar mesela, evet, göz bölgesine ağrı yapar. Çok o da sık mesela başım baş ağrıyor dediğinde. Gelir. Ama migren çok sık. Evet. Migren muhtemelen tahmin ettiğinizden de sık. Çünkü 4 kadından biri migrenli ama genellikle 30-40 yaş arası kadın grubunu aldığımızda 3 kadından biri migrenli. Halbuki sadece stres baş ağrısı yaşayan insanların oranı migrenden aslında daha da az. Evet. Biz birçok kez hekimler olarak da yanlış tanı koyabiliyoruz. Migrenli hastaya gerilim baş ağrısı, hı hı, diyoruz. Yani stres ağrısı diyoruz. Halbuki o kişiler migrenli. Çünkü migren olduğunu ayırt etmenin şöyle bir önemi var. Migrene özel tedaviler var. Hı hı. Bunlar başka hiçbir hastalıkta etkili olmuyor. Sadece migren ağrılarını, evet, geçiriyor ve migreni de tedavi ediyor bir taraftan. Evet, dolayısıyla o şansı yakalaması için migren olup olmadığını bilmesi gerekir kişinin. Evet, çok kişinin güzel bir noktaya, evet, değindiniz. Biz de hemen sokağa çıktık ve sorduk. Migrenle baş ağrısı arasında bir fark var mı sizce? Ya da migren olduğunuzu düşünüyor musunuz? Migren teşhisi aldınız mı? Bakalım sokaktaki izleyicimiz, evet, baş, evet, ağrısı ile ilgili ne kadar bilgili, hep beraber izleyelim, devam edeceğiz. Bugün hava çok güzel, güneşli. Ama biz bugün biraz yorulduk ve güneş tam gözüme geliyor. Bu yüzden akşam migren ataklarıyla boğuşacak olabilirim. Biz bunun için aslında sokağa çıktık zaten. Soracağız bakalım, migrenle baş ağrısı arasındaki farkı biliyorlar mı? Hadi gelin soralım. Migrenle baş ağrısı aynı şey mi? Kesinlikle değil. Migren çok farklı bir ağrı ya. Migren daha hastalık, yani uzun süreli hastalık diyebiliyorum ben açıkçası ve daha ağır diyebiliyorum. O hastalık olarak diyebiliyorum. Daha ağır oluyor. Evet, Eminönü'nde tesadüfen annemi de yakaladım. Aslında bir telefon açmışlardı ama biz yine de yakalamış olalım. Şimdi anneme de soralım. Migreniniz var mı? Hayır, yok. Migrenle baş ağrısı arasındaki farkı biliyor musunuz? Yani başın ağrıması ikisi de bence. Migren yarım giriyor. Esnemeyle geliyor benimki en azından. Baş ağrısı normal ama migrende faktörleri farklı oluyor. Mesela bende boğaz, yani boynumdan aşağısı böyle feç şeklinde oluyor. Baş ağrısı herhalde sinüzitle ilgili migren. Yani migren çok şiddetli olan bir şey galiba. Hani böyle baş ağrısından sonra öksürük falan, kusma falan da oluyor. Peki migreni nasıl geçiriyorsunuz? Ne yöntemler kullanıyorsunuz? İlaç alıyorum. Yani atalardan gelen bir gelenek diye nane, kuru nane, onlarla bastırmaya çalışıyoruz. Genellikle ağlıyorum. Yani geçmiyor çünkü. Karanlıkta yatıyorum ya da sessiz bir ortamda uyumaya çalışıyorum, öyle. Uyuyorum. Ya da hap içiyorum, ilaç içiyorum. Dinlenmeye çalışıyorum. Ağrı kesici olabilir ve şuralara masaj, şuraya. Neyi tetikliyor? Baş ağrısını geçiriyor. Şurası ve kulaklar. Yani uyuyunca geçiyor. Evet, Melis'e çok teşekkür ediyoruz, muhabir arkadaşımız. Programda böyle bizimle hep renkli röportajlarıyla bizimle oluyor. Hocam, migren, evet, nedir diye başlayalım mı Murat Hocam? Size, olur, de uygunsa migren bir nedir? Videolarla ilgili bir, evet, yorumu da bir alalım sizden. Evet, yani tabii, onlar... Tabii, şimdi aslında hoşuma gitti. Migren gerçekten bir hastalık. Yani evet, içinde, hep öyle dediler. İçinde, evet, baş ağrısının da olabildiği, hatta bazı migren türleri var, baş ağrısı hiç olmadan migren olabiliyor. Mesela vertiginöz migren, baş dönmeli migren. Ya da baş ağrısız auralı dediğimiz, hastamız bir tarafı göremiyor, sonra konuşamıyor. Hatta daha ileri giderse felç oluyor ve peşinden de baş ağrısı gelebiliyor ya da gelemeyebiliyor. Yani beyinde bir fırtına esiyor migren sırasında. Bir şey onun fitilini ateşliyor, bir fırtına oluyor. Fırtınanın yayılımı süresinde eğer sesli bölgelerden giderse işte felç, görememe gibi, konuşamama gibi belirtiler yapıyor. Yalnız eğer, burada o hani bahsettiğimiz felçler gelip geçici felçlerden bahsediyoruz. Geçici felçler ve bunlar seyrek. Yani migrenli, evet, hastaların 20'de birinde, 25'te birinde, hı hı, bir görememe olur. Örneğin çoğu migrenli de olmaz ama sessiz bölgeden geçerse böyle bir belirti olmadan fırtına yayılıyor ve ne zaman ki karaya vurursa diyeyim de, mesela dalganın karaya vuruşu, hı, gibi beyin zarına ulaşırsa işte o zaman orada bir iltihap yapıp ve baş ağrısı yapıyor. Bir şey, ama bu arada algıları falan da bozabiliyor. Yani, hı hı, sadece bir baş ağrısı, şimdi değil, yavaş, kusma, yavaş bulantı, farklılıklara hepsi doğru yapılıyor, geçmeye, evet, başladık ya. O, evet, yüzden, doğru, migrenin hani başın neresinde hissedildiğini, şimdi, İsterseniz mesela, bir başlayalım, farklı yönlerini, tabii, vurgulayalım, şimdi, özellikle. Şimdi migrende biz hep çoğunlukla sözünü kullanırız. Hı hı. Çünkü bazen de mesela çift taraflı da olabilir. Ama çoğunlukla tek taraflı ağrılar. Mesela elimle koyacak olursam şöyle
Zaman zaman buram ağrıyor ama bazen de buram ağrıyor. Bu mesela daha fix hani migrene çok yaklaştıran bir özellikti. Çünkü migren tek taraflı. Özelliği nasıl peki Mustafa Hocam? Yani zonkla ilgili evet. Tip ağrı mı şimdi yoksa geldiği için de çok bunlar için de hep çoğunlukla diye söyleyeyim. Çoğunlukla zonklayıcı, çoğunlukla tek taraflı yani ve taraf değiştirebilen. Evet, yarım baş ağrısı migren. Mesela stres ağrılarında yarım baş ağrısı hemen hemen hiç olmaz. Şunu mesela ben çok tecrübe etmişimdir. Baş ağrısı hafif başlar ama merdiven ineyim çıkayım zonklayıcı tarza şimdi gelir. Onu söyleyecektim. Basınçla mı? Bir, çoklukla, şundan onu da söyleyeceğim. Çoklukla tek taraflı, çoklukla zonklayıcı. Öne eğilirseniz, merdiven çıkarsanız, adım atarsanız kötüleşiyor. Çünkü orada iltihaplı beyin zarı damarlarınız var. Ve hareket ettikçe kafatasıyla beyin arasında bir su var. O beyin zarı, iltihaplı damarlar o arada pres olunca o ağrıyı yapıyor. Ve çoklukla beraberinde bir midede bir bulantı hissi ya da kötü bir his yapabilir. Bazen enseye yayılan ve boyuna yayılan ağrılar yapabilir ama o tarafta, ağrının tarafında. Bunlar migrenin çoklukta özellikleri ve beraberinde de migren hastaları yine büyük çoğunluğu ağrı sırasında ışıktan, sesten veya kokudan rahatsız olurlar. Beyine gelen her tipik. Uyaran esasında ağrıyı şiddetlendiriyor. Bir ağrı başladığında bütün uyaranlar evet yani çok sevdiğiniz müzik bile sizin için o sırada işkence olabilir. Evet, müzik sesi evet, bile evet. Veya her tür ışık. Tarif gelir. Ederlerken de ederken de bizler çok enteresan tarifler kullanıyoruz. Ben jenerasyon farkı olan büyüklerimden biliyorum. Başım yumurta gibi akıyor. Çok doğru. Derler mi hocam? Çok doğru. Çok yani ben de öyle tarif ediyorum. Yumurta sarısı gibi akıyor. Çok doğru çünkü orada gerçekten beyin zarınız ve iltihaplı olan beyin zarınız pres oluyor. Yani şimdi eliniz parmağınız iltihaplansa şişse ve ben sizin elinize sıksam acır. İşte beyin de o sırada öyle oluyor. Yani hani değmesin yağlı boya diye bir tabir vardır ya. Tamam. Onun tam karşılığı oluyor. Kafasını oynatmıyor. Şöyle dönersem acı oluyor. Yatamıyor bile hastamız bazen. Çünkü orada da yatar duruma geçince. Yapman gereken şey yaptırıyor. Evet, evet. Yapmaman gereken şeyi evet. Söylüyor. Yani işte kendini hareket kapatmak, etme diyor. Hareket etmemeye çalışıyorsun. Aman bana dokunma. Evet, hani o evet, anda evet. Bütün hastalar aynı evet, şeyi söyler ya. Aynen öyle. O yüzden evet. Kendi kendimize savunma mekanizmaları çünkü oluşturmuşuz aslında. Çünkü migren psikolojik bir hastalık değil. Migren fiziksel bir şey. Orada evet. Bir iltihap oluyor. Geldi mi tutamıyorsun. Dolayısıyla yani. Bunun öyle pozisyonu şu yani şey evet. Yok ben işte iyi düşüneyim. Tamam iyi düşünün bu güzel bir şey ama hani oradaki iltihabı geçirmeye yetmeyebiliyor. Peki şimdi hemen seyircilerimize dönmek istiyorum. Hocam gördüğünüz gibi çeşitli yöntemlerle baş ağrısını engellemeye evet. Çalışıyor seyircilerimiz. Bunlar aslında işte içgüdüsel Murat Hocam ama dediği doğru yöntemler. Gibi doğru yöntemler. İtiliyoruz doğru. İster istemez. Doğru. Migreni olan var mı? Önce onu sormak istiyorum. Var mı sizin? Ben bir sizin yanınıza doğru geleyim o zaman. Şuraya sığarım değil mi? Evet. Yani buradan seyretmek ayrı güzel oluyor çünkü evet. İkinizin de var galiba. Evet, aynen bende de var. Bende de var. Doktorumun söylediği gibi tek tarafta oluyor. Bir de gürültü olduğu zaman hiç anlamıyorsun. O gürültü sana hiç geliyor. Bana diyorum bir şey söylemeyin. Uzak durun benden. Uzak durun bak, diyor. Bak yalnız yemeninin altında patates var. Patates. Evet, evet. Evet, bu da bir yöntem değil mi? Baş ağrısına iyi gelen. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Akışınızı ne? Değiştirme bilmiyorum ama madem baş ağrısından çeken konuklarımız var. Ben bütün konuklara migren için 3 soruluk bir test yapsak. O, evet çok iyi fikir. Ve tamam. Ondan sonra kendisine 3 soru yetiyor. Onun için. O zaman bakın. Bu tarafa doğru geçelim mi? Tamam. Şöyle siz o tarafa geçelim. Doğru geçin. Yine soruları olan varsa. Bir de ben bir şey soracağım. Ben çok ağrıdığı zaman... Çok ağrıdığı zaman buz koyuyorum. Evet. Dülbetin içine böyle gezdiriyorum şeye. Ağrıdığı zaman bir tarafta olduğunda doktorum doğru bir şey mi? Sıcak soğuk arasında soğuk. Fark var mı? Ağrıyan bölgeye soğuk uygulamak refleks olarak gerçekten migreni önleyen bir şey. Fakat refleks olarak boyun kaslarında spazm olduğunda boyuna sıcak, kafaya soğuk. Kafaya buz. Hatta kolay bir yöntem hemen soğuk suyu açın kafanızı altına tutun deriz. Mesela o anda hızlıca geçirmek istiyorsanız. Teşekkürler. Ya, çok özür diliyorum hocam. İzleyicimizin de migreni var diye. Belki tipi farklı tabii ki. Bir tarif verirse tabii, tabii. Diye. Çok farklı gidebilir çünkü. Merak ettim. Sizin nasıl? İyi günler hocam. İyi günler. Hocam benim devamlı baş ağrısı çok var. Genellikle bu tarafta var. Işıkta oturamıyorum, ses istemiyorum. Evet. Elim devamlı böyle mide bulantısı yapıyor. Halsizim. Evet, bunlar hakikaten çok tipik migren şeyleri. Özellikle bayağı çok de... etkiliyor beni yani. Evet. Televizyon sesi hiç istemiyorum. Işıkta hiç oturamıyorum. Ağrılarınız sık olur mu?
oluyor yani devamlı ışıkta oturduğum zaman daha çok oluyor. Evet. Mesela birazdan belki konuşuruz ama migren hastalarının çok sık düştüğü bir tuzak, 10 migren hastasının birinin düştüğü bir tuzak, sık ağrı kesici kullanmak. Evet. Ağrı kesicileri sık kullanınca baş ağrıları artar, migren de sıklaşır. Ağrıyı hisseder hissetmez almayacağız yani. Evet, mide bulantısı sık ağrımız falan. Varsa yani tedavi olacağız. Doğru tedavi almak lazım. Şimdi isterseniz tedaviye geçmeden önce bence bir kere çektiğimiz baş ağrısı migrenden mi oluyor yoksa başka bir nedenden mi oluyor onu konuşalım. Şimdi bir 3 soruluk testimiz olacak. Sizlerin bize katılmasını rica ediyorum. Size soru sorulacak. Eğer soruya cevabınız evetse yeşil pankartları kaldırmanızı, hayırsa kırmızıyı kaldırmanızı rica edeceğiz. Evet, bakın bu 3 sorudan kaç tanesine evet ya da hayır diyeceksiniz. Ona göre de migren olup olmadığınız bu kadar kolay anlaşılacak mı hocam? Şimdi şöyle, bu 3 sorunun öncesinde... Hocam kaç, onu söylemeyelim bence. Nasıl yapacağımızı söylemeyelim. Çünkü seyircilerimiz etkilensin istemiyorum. Önce testimizi yapalım, ondan sonra üzerinde konuşalım. Tabii. Şimdi bu testte, şu kişilere bu testi yapacağız yalnız... örneğin son 3 ayda 2 kere baş ağrısı yaşadınız mı? Hafif, kısa, uzun, önemli değil. Son 3 ayda 2 kere yaşadınız mı? Ve bu ağrılar böyle bir doktora danıştıracak bir ağrı mıydı? Hiç öyle bir ağrı yaşadınız mı? Bu ikisine evet diyenler. Evet, şimdi neredeyse %90 zaten çok güzel. Böyle bir şey yaşadık. O zaman bu yeşil kartları kaldıranlara, kaldırmayanlarda da migren olabilir ama şimdi hedef kitlemiz çünkü 3 soruyla test edeceğimiz için hedef kitle yeşil. Şimdi bu yeşil kaldıranlara şu soruları soracağım. 3 soruyu soracağım. Ondan sonra şeyi kaldıracağız. 3 sorunun bitiminde kartı kaldırmanızı isteyeceğim. bir saniye ya. Hocam çok özür dilerim. Tabii ki. Fazla kart var mı? Murat Hoca'ya vermem lazım. Migreni olduğunu duydum çünkü. Murat Hoca da kaldıracak. Aynısı aklımdan geçti biliyor musun? Bir kırmızı bir yeşil. Bir kırmızı bir yeşil kart istiyorum. Aa varmış. Tamam. Selda dedim ki sen orada otururken keşke Selda da şey yapsa. Ya yeşil, bak size kalp kalbe karşı hocam ama o kurban sizsiniz. Çünkü bu madde bende en başında hayır zaten. Yani en az bir gün işe ya da okula gidemediğim olmadı. Demek ki sana hemen şimdi bu kartları vereceğim. Peki. Murat Hoca da cevap verecek sizin gibi. Çünkü var değil mi senin öyle şikayetlerin oluyor galiba. Şimdi şöyle sorularımızdan biri şu. Ağrı nedeniyle hiç... İşten güçten kısıtlandınız mı? İlla fiziksel olarak gitmemiş olmak zorunda değilsiniz ama gittiniz ama hiçbir şey yapamadınız. Ya da alışverişe çıkacaktınız, çıkamadınız. Ağrınız nedeniyle sizi o gün kısıtladı. Yani şiddetli bir ağrı. İşe gittiniz ama çok kötüydünüz. Yani hakikaten sizden o gün hayır gelmezdi. Buna evet dersek ama bu bir soru. Evet bu bir soru. Yani ağrınız nedeniyle en az bir gün işe ya da okula gidemediğiniz oldu mu? Veya alışverişe giremediğiniz. Yani kısıtladı. Baya var aslında. Murat Hoca'nın evet. Olmuş. İkinci benim soru ise şu. Ağrı sırasında hiç ışık rahatsız etti mi? Yani illa her seferinde olmak zorunda değil ama ışık rahatsız etti mi? Evet. Yine yeşiller çoğunlukla. Evet. Evet. Bayağı yoğun. Bir göreyim lütfen. Yeşiller. Bayağı yoğun. Çok yoğun. Evet. Şimdi üçüncü sorumuzu da şu. Ağrı sırasında hiç midenizde bir bulantı ya da rahatsızlık hissettiniz mi? İlla her seferinde olmak zorunda değil. Ne diyorsunuz? Evet. Şimdi, en büyük migren hastası şimdi, yanımızda. Şimdi sorumuz şu. Yani final sorusu. Bu üç sorunun... Hocam çok özür dilerim. Bir şey yapmam lazım. Herkes bir ayağa kalkabilir mi? Herkes bir ayağa kalkabilir mi? Şimdi hocam soruyu sorun ama migren olmayanların oturmasını rica edin. Tamam. Bu üç sorudan ikisine... Veya üçüne evet diyenler ayakta kalsın o zaman. Diğerleri otursun. Yani ikisine bile evet deseniz ayaktayız. Herhangi ikisine. İki evet diyenler ayakta kalıyor. En az iki diyenler ayakta kalıyor. İki veya üçüne. Evet. Bayağı değil mi hocam? Yani şu anda biz bir çalışma yapmış olsak burada herhalde 40 kişi olsa 20 kişi ayakta. Evet. Hanımefendi mesela oturdu. Siz niye oturdunuz? Yoruldum dedi. Herhalde çünkü siz tam migrenin bütün şeylerini saymıştınız. Bir dakika sen kaç evet dedin? Mikrofonu alır mısınız lütfen? Neredeydi? Kaç sizin evet mesela kaç evetiniz oldu bu 3 soruda? Evet ben bu soruları sorayım tek izin verirseniz. Hızlıca, çok hızlıca. Benim bir tane oldu hocam.
Hayır, ağrı sırasında hiç ışıktan rahatsızlık duyduğunuz evet, oldu mu? Evet. Peki evet. Ağrı, hiç şiddetli ağrı yaşadığınız oldu evet, mu? Evet. Tamam, zaten iki tane i̇ki evet demiş oluyorsunuz. Ama evet. O bir tane kaldırmış, o yüzden benim bir tane oldu. Yani, bir yerden anlamadım, özür dilerim. Evet, herhalde ondan. Yani demek evet. ki anlaşılmama sorunu migrende aslında çok evet. yaygın, çok yaygın. Ve anlaşılmayınca da tanı alamıyorsunuz. Tanı alamayınca da tedaviye ulaşamıyorsunuz. Hocam ben çok hastaneye gidiyorum devamlı. Ağrıdığı zaman acile gidiyorum. Acilde evet. iğne yapıyorlar. Işıksız evet. odada git yat dinlen diyorlar evet. bana. Peki yine... bir şey söyleyeyim. Bir sorabilir miyim? Tabii tabii. Ama şunu tabii. söylemem lazım. Çünkü evet. mesela bu tür ağrıyla baş etmeye çalışan insan sayısı çok. Ağrısı evet. olduğu zaman evet. acile giden... Evet. Ağrısını kestiren ama evet. ondan sonra bir nöroloji evet. kliniğine evet. başvurmuyor insanlar. Evet. Evet. Bir şey öğrenebilir miyim? Şimdi benim olasılıkla, büyük olasılıkla migrensiniz dedim. Çünkü bu testte %93 ihtimalle migrensiniz demektir. Kendisinde migren olduğunu bilmeyen ama bu teste pozitif çıkan, yani evet migren kriterlerine uyuyor diyen kimse var mı? O kişiler yani yeşil, evet. Bu üç sorunun ikisine evet, ikisine anlayan. Veya üçüne. Belki bu da tam anlaşılamadı evet. ama en herkes azından... kendini çünkü ya da migrenim zaten diye evet, düşünüyordu. Evet, o... muhtemelen. Evet, muhtemelen. Ama migren tedavisi alıyor musunuz mesela? Onu soralım evet. önce. Tabii tanı evet. ve teşhise gelmek istiyorum evet. aslında ben. Evet, yani... evet. O yüzden zaten hani evet. mesela şu anda aramızda 20 kişinin %90 migrenli olduğunu anladık. Ama evet. bunların kaçı gerçekten, bakın, nöroloji kliniğine gidip gittiniz migren mi? Tedavisi alanlar kimler? Bir el kaldırsın. Nörolojiye migren teşhisi gidip... almış. Siz evet, aldınız. Güzel. İki. Evet ama ne kadar az. Ne kadar 20 az. 20 kişide 3 kişi çok doğru, sadece. Çok doğru. Çünkü Türkiye'de hastalarımızın, baş ağrılı hastaların yarısı sadece doktora başvuruyor. Hı-hı. Migrenlerde ise 3'te 2 gibi bir başvuru söz konusu. Hı-hı. Fakat başvurulduktan sonra migrenli olduğu halde migren tanısı alan hastaların oranı %50'den az. Hı-hı. Yani... hekim aşamasında da yanlış tanı söz konusu. Evet. Yanlış tanıları bir kenara bırakalım. Doğru tanı aldı. Bu sefer tedavi oranı çok düşük. Çok yani düşük. Migrenlerin hakikaten iyileşme kliniğe şansı... Kliniğe başvuru çok hadi düşük. Hadi gelin bir tarafa şimdi geçelim. Birazcık evet. Instagram'dan bize ulaşan izleyicilerimizin sorularını hocam. Yanıtlayalım. Doktorum yanımda TV360 Instagram hesabımız sevgili izleyiciler. Bu hesabın son postunun altında sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemen bir soru. Regli döneminde baş ağrısı oluyor, dayanılmaz şekilde, normal mi yoksa bir hastalığın evet. habercisi mi? Neler baş ağrısına sebep olur demiştik ya programın evet. başında. Bunlardan evet. biri galiba. Evet. Adet en fazla tetikleyen faktörlerden biri kadınlarda özellikle. Ama başka tetikleyicilerimiz de var tabii ki. Ama adet yaklaşırken 2-3 gün önce östrojen düzeyinde bir düşme oluyor. Ya bunu şuna benzetebilirsiniz kadınlarda. Mesela gel git olsun. Su düzeyi yükselsin ama dalga yok. Su düzeyi düşsün yine problem yok. Ama dalga olursa, bu düşmeler, dalgalanma olursa işte bu tetikleyici olur. Bu tekneyi sarsar. İşte aynı migrende de böyle. Östrojen dalgalanmaya başlayınca migren ateşleniyor. Adetten 3 gün öncesinde bu dalgalanma evet. başlıyor. Bir hastalığın habercisi diyemeyiz ama. Migrenin habercisi. Migrenin habercisi. Migrenin regli habercisi, öncesi baş ağrısı tabii, migrenin habercisi olabilir. Regli öncesi baş migrenli kadınların epey bir çoğunluğunda adetten önceki 1-2 gün içinde baş ağrısı olur. O zaman menopozdan sonra migrenin çoklukla kayboluyor. Kayboluyor. Evet. Hastaların yarısında kayboluyor ya da azalıyor. Tabii tabii. Menopozdan bak. Sonra bu oldukça tipiktir. Kaybolur. Hamilelikte de durur mesela. Hamilelikte çoğu hastada durur. O nedenle. Hemen bir sorumuz daha var. Migrenin depresif evet depresif antidepresandan bahsediyor acaba. Evet, migrenin evet, depresif ilaçlarla tedavi edilmesi ne kadar doğrudur? Tabii antidepresan bir gevşetiyor. Belki değil. İşe mi yarıyor? Değil. Çünkü gevşeten antidepresanlar aslında migrende işe yaramıyor. Hmm. Daha çok adrenalini kuvvetlendiren kuvvetli antidepresanlar farklı bir mekanizma ile migrene iyi geliyor. O da mesela diyelim bazı hiç antidepresan etkisi değil. Mesela diyelim ki kalp için kullanılan aspirin ateş düşürücü aspirinin 1/5 kadardır ama kalp için o yeterlidir. Evet. Antidepresan hiçbir etkinliği olmayacak kadar çok düşük dozda bazı antidepresanlar migren için çok iyidir. Yani antidepresanların bazıları hem migrene hem depresyona iyi geliyor. Ama bütün antidepresanlar migrene iyi geliyor diye bir kural yok. Dolayısıyla antidepresan etkiden dolayı değil. Yani o ilacın aynı aspirin gibi. Aspirin ateşi de düşürebilir,
kalp içinde koruyucu olabilir gibi, onun gibi. Evet. Böyle bir ikili etki. Bu sesin de bizim mesaj sesimiz olduğunu hatırlatalım. Böyle ses geldiği zaman bize yeni bir mesaj soru geldi, soru geldi anlamına geliyor. Bu arada bugün hava biraz lodosluyor hocam. Evet. Soracağım bu program başından beri lafı getiremedim. Lodos çok tetikleyicidir. Tetikleyicidir lodos. Etkilendim ben biraz. Onun önemi de Sahra çöl tozu. Aslında 10.000 metrenin üstünde bütün dünyaya dolaşan bir şey ve bu biyolojik aktif materyaller içeriyor, demir materyalleri ve bu da migren için oldukça tetikleyici. Onun için hastalar çok iyi bilir zaten. Bu dönemler herkes, mesela herkesin lodoslu bir günler, baş ağrısı var. Baş ağrısını daha çok tetikleyicidir. Evet, bunu öğrendik. Peki ben de migren ağrısına gece uyurken yakalanıyorum. Mide bulantısı yapıyor, 2 veya 3 gün devam ediyor. Hakikaten de yani bu migren ağrısı sinyal vermeden bedenle ilgisi yok. Tabii, birden geri veriyor. Şöyle oluyor. Aslında bunu tetikleyen bir şey oluyor ama onun ertesi günü ancak bu oluşmuş oluyor ya da bir gıda tetikliyor. 10 saat sonra bu baş ağrısına dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla böyle bir neden sonuç ilişkisini hemen kişi fark edemeyebiliyor. Bir de sık ağrı kesici kullananların çoğu kez ağrıları gece gelir. Bakın mesela ağrı kesici ihtiyaç duyduğu için. Ben çeken biri olarak söyleyeyim. Doktor kimliğinden sıyrılayım. Mesela bende de aynı şey oluyor. Gece ağrım geliyor ve rüyamda sürekli ağrı kesici arıyorum ve bulamıyorum. Ya. Çok net. Evet, evet. Ve migren genellikle 1 ila 3 gün arası bir süre devam eder. Bu peki hocam, tipik. Migreni olanlar nelerden uzak dursun? Az önce beslenme falan demedik ama hani kafein, çikolata sanki böyle bir tetikleyici gıdalar var mı migreni? Şimdi yanlış bilinen şeyler çok migrenler. Evet, mesela çikolata ile salatalığın ve çikolata ile keçi boynuzunun çalışmaları yapılmış. Arada hiçbir fark yok eğer öğütülüp kişiye farklı bir tatlandırıcı ile birlikte verildiklerinde. Ama migrenli insanlar ağrı gelmeden önce %40 kadarında bir ön belirti olur. Bu belirtilerden biri de tatlı bir şey yemek isteğidir. Daha hiç baş ağrısı yokken. Oluyor tatlı mu hocam olarak sizde? Çikolata yer, peşinden de baş ağrısı gelir. Aslında yemese de gelir gibi ama migrenli insanlar şunlardan uzak durmalı. Migren düzeni seven bir şey. Çünkü her tür aşırılık. Mesela aşırı sevinç de migreni tetikleyebilir. Kim hastalar? Sevinmeye korkarlar. Hakikaten öyle. Uykusuzluk. Onun için uyku düzenli olmalı. Ama alıştığınız saatte yatıp alıştığınız saatte kalkmak yoksa şu kadar saat uyku şeklinde bir kural söz konusu değil. Öğün atlamamak gerekir. Mesela nöbet sistemiyle çalışan insanlar için bu çok zorlayıcı bir şey. Çok çok zorlayıcı ve onlar hakikaten migren yüzünden çok ızdırap çekiyorlar. Evet. Çok aydınlık ortam iyi değildir. Mesela çalışma koşullarında aydınlık bir iş yerinde çalışan bir migrenli biraz farklı bir odaya geçsin ve daha karanlık olsun, migrenler açısından çok fark eder, çok azalır migrenleri. Evet. Kuşkusuz çok gürültü vesaire, rüzgarlı ortamlar, bunlar hep migreni tetikleyir. Yani aşırılıklardan kaçınmak lazım ya da tedavi olmak lazım. Evet. Hocam şimdi tedavisi üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Zaman kısıtlı olunca çünkü hemen bunu söylemek lazım. Çok da sorumuz var bir taraftan. Çok soru var ama önemli bir gelişme var. Özellikle migreni olan kişiler böyle şu anda can kulağıyla dinlesinler. Çünkü migrene özgü bir tedavi şekli artık mümkün dediniz. Evet, özgün olan. Evet. Duymak gerçekten sevindirici. Evet, bizi de çok sevindiriyor. Çünkü uygulamalarını da yapıyoruz zaten. Şimdi migren hastalarının aslında toplumda sıklığı yüksek. Her 4 kadından biri ve işte 30-40 yaş arasında 3 kadından biri migren dedik. Erkeklerde de var ama kadınlara göre daha seyrek. Ve bu migrenli olan insanların 3'te 2'si bir tedaviyi gerektirecek kadar şiddetli ve sık ağrılar yaşıyorlar. Halbuki tedavi için bir ilaç kullanmış ya da kullanmakta olanların oranı %5. Yani %65 olacağına %5. Bunun çeşitli sebepleri var. İşte deminki soruda olduğu gibi mesela antidepresanlar faydalı mı gibi. Çünkü migren için biz şimdiye kadar hep farklı sebepler için geliştirilmiş ilaçları kullanıyorduk. İşte kimisi epilepsi ilacı, kimisi antidepresan. İlk kez çok yakında da Türkiye'de olacağını umduğumuz ilaç grubumuz, dünyada da 1,5 yıldır varlar zaten. Sadece migrendeki bu iltihaplanmayı yapan maddeye karşı geliştirilmiş antikor iğneleri var. Yani tam bunlar hedefe bazen yönelik hedefe yönelik. Gidiyor 12'den vuruyor hedefe ve migren kontrol altına alıyor. Evet, örneğin ayda bir kere kişi kendi kendine otomatik enjektörle yaptığı şeyler ve bir ay boyunca hastaların çoğunluğunda ağrıları azaltıyor ya da yok ediyor. Bu da hepimizi çok heyecanlandıran, sevindiren, çok olumlu sonuçlarla gördüğümüz öyle olduğunu biliyoruz. Peki sorularla devam edelim. Çok sorumuz varmış Instagram'dan. Bende ve kız kardeşimde migren var ama bende migren gizli olduğunu söylediler. Bunun tedavisi var mı? Gizli migren diye bir şey var mı hocam? Şimdi gizli migren diye bir şey yok. Fakat şöyle olabilir belki de.
Şimdi migren genetik bir hastalık. Anne veya baba taşıyor. Kendisinde o hastalık belirtileri çıkmasa bile. Dolayısıyla belki o gizli migren diyen kişinin belki sadece aura dediğimiz görme bozukluğu oluyordur da peşinden baş ağrısı olmuyordur. Doktor da ona hani siz de aslında migrenlisiniz ama işte kardeşiniz gibi baş ağrınız yok falan demiş olabilir. Ama migren genine sahip olup da migren atağı yaşamayan birçok insan var tabii ki. Evet. Peki bir sorumuz daha var, hemen alalım. Sinüzit ve migren aynı şey midir? Başım ağrıdığında gözlerim ağrıyor demiş. Güzel bir soru aslında. Çok, herkesi evet. ilgilendirecek bir soru. Şimdi, sinüsler dolu şimdi, olunca. Bizim Türkiye kapı kapı yapılan bir çalışmamızda da gördüğümüz sonuç şuydu. Migrenlerin %20 kadarına, yani 5'te 1'ine yanlışlıkla sinüzit tanısı konuyor. Karışmasının sebebi şu. Migren ön bölgede daha fazla hissediliyor. Yani sinüsleri tarif edebilir. Tam sinüzit ağrısı gibi. Evet, böyle gibi. Alnına biraz daha toplanıyor. Ve soğuk evet, sinüziti kötüleştirir. Migreni de kötüleştirir. Başınızı öne yemek migreninizi kötüleştirir. Siz çekiyorsunuz. Evet. Sinüzitli hastalarda da bunu yaşar. Ama sinüzit şöyle bir hastalık değildir. İşte adet yaklaşırken 3 gün kala sinüzitim oluyor. Bir gün sürüyor, doğru. geçiyor. Ya da ne bileyim uykusuz kalırsam sinüzitim oluyor. Şimdi bunlarla bir alakası yok. Migren kendi karakteristik tetikleyicileriyle zaten hemen fark edilir ama sinüzit 5 asrı birine konulan yanlış tanı. Evet. Peki ne diyoruz? Migrenim var diyor izleyicimiz. Hamilelikte olmadı. Sonrasında tekrar başladı. Evet. Sebebi ne olabilir? Hamilelikte bir durmuş hastalık. Evet. Ben demin böyle medcezir'i biraz onun için örnek verdim. Mesela hamilelikte aslında kadınlık hormonu yükseliyor ama dalgalanmıyor. Dalgalanmadığı için migreni tetikleyen bir şey yok. Evet. Ne zamanki doğum oluyor, emzirirken de mesela oldukça bir süre korunur. Çünkü o zaman da yine östrojende bir dalgalanma yok, adet siklusu yok. Doğru. Ne zamanki tekrar adet görmeye başlar ve migren geri gelir. O östrojen dalgalanması olmadığı için. Biz hatta bazı hastalarımız vardı, izin verirseniz bir cümle şunu hatırlatayım. Çünkü bazı hastalara hakikaten iyi fikir verici olacaktır. Migren yüzünden korkup hamile kalmayan hastalara olur. Yani ağrım gelirse ben ne yapacağım hamileyken, işte ağrı kesici alamayacağım, ilaç kullanamayacağım. Halbuki biz tam tersini söyleriz. Ne güzel hamile kalabiliyorsanız hemen kalın. En azından hamileliği bir emzirme döneminde rahat edin. Sonrasında tedavinizi yaparız deriz. Evet. Hocam bu tanı ve teşhiste migrende sadece hikaye anlatımı mı önemli hastanın, yoksa görüntüleme yöntemleri kullanılıyor mu? Ne yazık ki fazla kullanılıyor görüntüleme yöntemleri. Çünkü gereğinden fazla kullanılıyor. Çünkü migrende, görüntülemede göreceğimiz migrene özgü bir özellik yok. Çünkü belki beynin orada kendisinde bir şey değil. Beyin zarında o an için olan bir iltihabi yani özellikler. Ne MR'da, ne tomografide, bunlarda ne direkt bilimde hiçbir değişiklik değil. Görmeyeceğiz. Evet. Ama yani sinüzit olabilir mi belki diye onu görmek için değil evet mi? Evet, ama şimdi mesela diyelim bir hasta aynı sinüzite benzer bir öykü veriyor ama adetler önce oluyor, bir gün sürüyor diyor, işte migre işte lodosta oluyor diyor, ya da işte uykusuz kalırsam oluyor diyor. Bir nöroloji merkezine gitmesi gerekiyor. Evet, yani ben nasıl olsa ağrı kesici alayım, acile gideyim, nasıl olsa ağrım geçiyordan vazgeçmesi gerekiyor. Aksi takdirde kısır döngüyü kırması mümkün değil. Ama tabii bazen öyle şeyler oluyor ki tersi de mümkün oluyor. Mesela hastamızın sadece bir haftadır baş ağrısı başlamış, hiç eski öyküsü yok. Migren gibi olabiliyor. O zaman biz MR veya görüntülemeye başvurabiliyoruz. Çünkü beyin zarını irite eden, tahriş eden bir olay olabilir. Yani beyin tümörleri ağrı yapmaz dedik, çok büyümedikçe ama beyin zarında oluşan bir oluşum hadi, yapabilir. Tabii, çünkü beyin zarı hassas bir yöntem. Evet, o zaman peki, başvuruyoruz. Bir soru daha soralım. Migren hastasıyım, tedavi oldum. İlaçlar unutkanlık yaptı. Azaltarak kesmek zorunda kaldım. Çene ve diş ağrısı yapıyor. Migrenin çene ağrısıyla bağlantısı nedir? Diyor izleyicimiz, çok güzel sormuş. Şöyle, aslında migrende beyin zarımızın siniri iltihaplanıyor. Beyin zarımızın siniri aynı zamanda yüzümüzün de siniri. Saçlı deri ve yüzümüzün siniri ve hatta dişlerimizin siniri. Bazen migren hastaları ağrı sırasında dişlerinin acıdığını söyler. Artı pek çok hastada temporal kas dediğimiz şu bölgedeki kas da gerilir ağrı sırasında. Orada da bir duyarlılık oluşabilir. O da kişinin çene ağrısı hissetmesine yol açabilir. Ya da temporomandibüler eklem disfonksiyonu dediğimiz çene kemiği, çene ekleminin bozukluğu bazen migrenle karıştırılabilir ya da bu bozukluk migreni tetikleyici olabilir. Yani çene doğrudan da karışabiliyor. Dolaylı olarak da bir eklem fonksiyon bozukluğu varsa, o da beraberinde migrense, o da tabii ki çenede daha fazla hissetmesine yol açabilir. Ama eklem bozukluğunun tarif ettiğiniz gibi en önemli özelliği ağzını açamaz hastalarımız. Evet.
Peki çok sorumuz var. Şimdilik ara veriyoruz sorulara sevgili izleyiciler. Doktorum yanımda TV360 Instagram hesabımızı takibi alın ve son postumuzun altında sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocamızı göndermiyoruz ama. Evet evet. Migren konuşmaya devam edeceğiz. Ekran başından ayrılmayın. Diş estetiğindeki son gelişmeler nelerdir? Estetik dizaynda neler yapılıyor? Yüzdeki asimetrilerin cerrahi ve estetik düzenlemesi nasıl oluyor? Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Özkan tüm soruları cevaplamak için birazdan Doktorum Yanımda stüdyosunda. Doktorum yanımda devam ediyor sevgili izleyiciler. Çok değerli bir konumuz var. Yanımızda ekranları yeni açanlar varsa nöroloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Ertaş bizimle ve migren konusunda bilgilendiriyor bizi. Değil mi hocam? Hocam hemen ben bir soruyla başlatayım bu bölümü de. Yaşlılarda yani orta yaşın üstünde migren görüyor muyuz? Onlar da nasıl seyrediyor? Şimdi 50 yaşın üzerinde migren daha seyrek. 65 yaş üzerinde neredeyse yok gibi. Eğer ilaç bağımlılığı gelişmediyse fakat 50 yaşın üstünde farklı başarıları var. Özellikle 65 yaş ve üstünde örneğin bazı damar iltihabı hastalıkları baş ağrısı, migrenle bazen karışabilir. Tek taraflı olur. Örneğin hastanın şu bölgesine saçları da biraz çevirebilir. Örneğin şu bölgede bir ağrı ama hep aynı taraf ağrıyor. Çok şiddetli ağrı, dokununca çok hassaslık oluyor. Bu mesela bir damar iltihabı olabilir mi düşüncesini hemen aklımıza getirir 75 yaşında bir orada insanda. Orada da basit bir biyopsiyle tabii koyabiliyoruz aslında. Hatta öncesinde bir sedimentasyon testi bile bize tedaviye başlarız. Çünkü biyopsi yaptırır sonucunu gelene kadar hasta gözünü kaybedebilir. Biz tedaviye başlarız. Bu arada biyopsi yapılabilir, yapılmayabilir. Ama örneğin 75 yaşında böyle tek taraflı öldürücü bir ağrı olan hastada damar iltihabı düşünürken aynı kişi 30 yaşında olsa çok şiddetli ağrı edese aklımıza gelmez mesela böyle bir şey. Yani yaşlarda migren oldukça seyrek yok gibi. Yok gibi. Arterit iki taraflı olur mu? İki tarafta aynı anda arteritlerimiz oldu mu oldu ama çoklukla tek taraflı tek olarak. Taraf tek taraf yani çok tipik bir taraftır ama şöyle olmaz. Bugün burası ağrıyor, 3 gün sonra öbür taraf ağrıyor, bir başka gün öbür taraf ağrıyor. Öyle değil ama tabii ki kan tahlillerinin de bunu desteklemesi ve her iki biyopsi bizi destekliyorsa zaten hayat kurtarıcı derken öldürmüyor arterit ama kör ediyor. Evet. Saatler evet. içinde körlük gelişen hastalar gördük. Hocam isterseniz bu tarafa doğru geçelim. Evet. Şimdi özellikle esasında bugün migren konusunda hakikaten çok size kapsamlı bilgi vermeye çalıştık. Biraz toparlamak istiyoruz. Evet. Sizi bu tarafa alalım. Evet. Burada migreni tetikleyen şeylerin üzerinden tekrar bir geçelim. Evet. Ve hatırlayalım hepsini. Evet. Adet çok önemli. Evet, zaten soru gelmişti. Kadınlarda neredeyse tepedeki tetik. Hı-hı. Adet yaklaşırken migren karşılar. Pek çok hastamız der ki adetimin başlayacağını şiddetli migreninden anlıyorum. Hı-hı. O içindeki en şiddetli migren hep adet öncesi olur. Adet ağrı gelir, iki gün sonra adetim gelecek derim der. Evet. Onun için adet tetikledi. Hava koşullarının etkili olduğunu söylemiştik. Evet, evet, rüzgar deriz ama bunlar için özellikle lodosun ayrı bir yeri var. Çünkü lodos farklı migren tetikleyici partiküller taşıdığı için o yüzden lodos tetikleyici. Halbuki lodos daha sıcak bir hava, daha rahatlatması gerekir insanın değil mi? Ama bunun tabii psikoloji bilgisi yok. Direkt fiziksel olarak tetikliyor lodos. Stres, stres her şey. Hani insanı kanser de ediyor değil mi? Evet, her şeyin sebebi yapıyor. Stres. Migren içinde bir tetik ama migrenin hani en önde hastalar da der. Yani biz stres tetikliyor mu hastamız der ki ama adet daha çok tetikliyor. Şu daha çok tetikliyor. Stres de tetik ama en tepe tetiğimiz değil aslında stres. Hı-hı. Ama bir tam tetik, bir özeti yapmış oluyoruz esasında evet, şu anda konuştuklarımızı. Evet, evet. Bu çok önemli. Açlık, öğün atlama migren kimin için başını ağrıtmaz ki? Migrenimiz olsa da olmasa da benim ağrır açlık. Şöyle şimdi ama bazı stres ağrılarında da açlık tetikleyici olabilir ama migren için oldukça tetikleyici. Saatini biz hastamıza deriz ki diyelim saat 9'da mı kahvaltı yapıyorsunuz? Brunch'a mı gideceksiniz? 11'de bir şey yiyeceksiniz. Siz 9'da az bir şey yiyin.
Ondan sonra brançınızı ne yapın? Açlık ben mesela bak asistanım Seda ile çalışıyorum. Ben 12'de bir şey yemeden bana yanıma bir şey sormaya geldiği zaman diyor ki aman gözünüzden gene ateşler çıkmaya başlamış. Evet. Siz sonra yemeğinizi yiyin ben sonra geleyim atlama, diyor. Bu kadar net yani. Hakikaten 12'yi atladın mı mesela başlatıyor. Evet. Az önce bir test yaptık ya aslında o test gibi burada da bu soruların cevaplarını kendinize sorun. Çünkü yayın arada reklam arasında hocamızla biz ikimiz konuştuk. Benim annemde migren vardı dedim ama dedim bende çok belirti yok oh ben iyiyim. Ama işte neydi hocam bende olana burnun güzel kokulu. Mesela hastaların büyük çoğunluğu genetik olarak şu özelliğe sahiptir. İyi bir koku duyusuna sahiptir ve ağır parfümleri sevmezler. Kadınlar mesela eşlerinin losyon kullanmasını istemez. Evet. İkinci bir özellikle arabada bir şey okumak istemezler. Midemiz bulanır çünkü. Evet. Arabada bir şey okurken mide bulanıyorsa mesela bu da aslında. Bu migren genetik olarak migrenin size aktarıldığı için bir işaret olabilir. Önemli bir işaret olabilir. Ve illa her migren hastası hep şiddetli ağrılar yaşamak zorunda değil. Annesi çok şiddetli ağrılar yaşıyordur. Ne bileyim sizin ağrılarınız çok uykusuz kalırsanız oluyor olabilir. Ya da bazı hastalarımız ne bileyim kırmızı şarap içince ağrısı oluyor olabilir. Mesela çok tipik migren için. Yani öyle bir şey varsa tamam migren deriz. Dolayısıyla kişiler genellikle koşullara bağlar. Evet benim başım ağrıyor ama ancak aç kalırsam ağrıyor. Tamam işte migren istedik deniyor. O zaman ben de evet çok mesela bak, fazla sevindim. Tetikleyen şeylerden bir tanesi de şu gerçekten fazla uyku. Kesinlikle. Yani alıştığınız uykunun fazlası. Burada hep kastettiğimiz şey şu. Mesela hep 5 saat uykuya alışmış bir insan 7 saat uyusun yine başı ağrıyabilir. Yani orada düzen önemli aslında. Düzen. Hakikaten migren bir düzen hastalığı. Düzen isteyen bir hastalık. Diyelim ki aile olarak böyle hastalarımız oluyor. Aile olarak tatile diyelim Bodrum'a gidiyorlar. Perişan olan kişi ailenin hanımı oluyor. Migreni çünkü var. Gece gündüz karışıyor, gürültülü ortamlar vesaire, işte sigara dumanı bir sürü şey karışıyor ve perişan olan o tatile giren migren hastamız oluyor aslında. Evet. Bir de az uyku da aynı şekilde. Yani uykunun azı da fazlası da migren için tetikleyici. Onun için hani alıştığınız saatte yatın, alıştığınız saatte kalkmaya çalışın. Hafta sonu migreni diye bir şey var mesela öyle bilinir. Onun özelliği budur zaten. Fazla geç kalktığı için hafta sonu biz onun için deriz ki hafta sonu baş ağrısı çeken sonrasında hafta içi gibi saati kurun siz uyanın ve de bir şey atıştırın ondan sonra istiyorsanız yani tamam istirahat edin falan ama uyanma saatiniz hafta içi gibi olsun. Çünkü hem geç kahvaltı hem geç uyanma ikisi birden hafta sonu migrenine yol açıyor. Evet. En sık problemlerden bir çok tanesi sık. Evet, bu işte. Evet, güneş evet. Ve parlak ışık. Güneş. Onun için hastalarımıza deriz ki alışveriş merkezine giderken de mümkünse güneş gözlüğüyle gidin. Çünkü alışveriş merkezindeki aydınlık ortam da yine migren için tetikleyici. Ağrı sırasında da zaten rahatsız edici bir özelliktir. O yüzden illa güneşte değil, alışveriş merkezi veya iş yerinizde bile daha karartılmış olun. Bilgisayarlarınız daha en aydınlık derecede olmasın, daha kısalım, loş olsun. Telefonlar aynı şekilde. Aynen öyle. Kapalı aynen mekanda öyle. Güneş gözlüğüyle birini gördüğümüz zaman eleştirirken daha... Saygılı olalım. Vardır bir sebebi. Hakikaten öyle. Evet, bir de yorgunluk var, tetikleyici faktör. Aktivite. Mesela çocukluk yaşlarında migrende pek çok çocuk bize şunun için şöyle getirilir. Baskete verdik. Baskete başladı başım ağrıyor diyor. Bu nazlanıyor mu? Hayır. Basket yani kardiyo sporları migren için tetikleyici. Onun için ne bileyim öyle nefes nefese bırakmayan sporları tavsiye ederiz. Tavsiye ederken tamam yapabilirsiniz deriz ama öyle basket de yorucu şeylerdi. Bunlar migren için tetikleyici olabilir. Yeri gelmişken hocam bu tarafa doğru geçerken buyurun. Sormak tabii istiyorum. Ki. Çocuklarda migren görülüyor mu? Tabii ki. Çocuklarda aslında sıklık çalışmalarına bakıldığında erişkinlerden bile fazla ama onların bir kısmı ergenlikle bile birlikte kaybolabiliyor. Çocuklarda da migren var. Bizim 4-5 yaşında da çocuk hastalarımız olabiliyor migren hastası. Da üzücü. Ama çocuklarda biraz farklı. Erişkinlerde genellikle tek taraflıdır. Evet. Çocuklarda genellikle iki taraflı. Erişkinlerde 1 gün, 2 gün, 3 gün sürer. Çocuklarda 1 saat, 2 saat, 3 saat kısa sürer. Onun için pek çok çocuk yazık okuldayken hep işte okuldan başım ağrıyor diye bahane getiriyor diye suçlanır. Tabii onlar erişkin olunca, üzerine gitmek migren lazım. Migren olunca bize söylüyorlar. Ben hep okulda suçlanmıştım. Sonuçta ağrı normalde şeklinde duymadığımız bir his. Evet. Eğer ağrı duyuyorsak ister çocuğumuzda olsun ister ağrı kendimizde olsun bu alarmı dikkate almak gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. Değerli bilgiler için. Çok teşekkürler. Harikaydı. Biz de kalın lütfen. Evet sevgili izleyiciler alkışlarınızla uğurluyoruz hocamızı. Ama program devam ediyor. Evet. Birazdan gülüş estetiği üzerinde konuşacağız. Diş estetiğinden bahsedeceğiz. O yüzden ekran başından lütfen ayrılmayın istiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Evet.
Diş estetiğindeki son gelişmeler nelerdir? Estetik dizaynda neler yapılıyor? Yüzdeki asimetrilerin cerrahi ve estetik düzenlemesi nasıl oluyor? Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Özkan tüm soruları cevaplamak için birazdan doktorum yanımda stüdyosunda. Evet, neyi öğrendik bu bölümde? Ağrı vücudumuzda iyi ki var. Benim şuram ağrıyor, buram ağrıyor. Aman neden ağrıyor demeyin. Çünkü o bir mesaj, bir sinyal. Bir de bence en önemli neyi öğrendik biliyor musun Selda? Düzeni değiştirme. Evet. Düzeni değiştirdiğin zaman o zaman bu vücudun çalışması işte bozulmaya başlıyor. Yani işte hafta sonu geldi diye çok uyuyayım veya hep dışarılarda gezeyim, az uyuyayım. İşte bu değişiklikler gerçekten kişinin vücudundaki o dengeyi bozuyor. O da hastalıklara davetiye çıkarıyor. Güne bir özlü sözle damga vurmak istiyorum. Düzeni değil. Düzeni değiştirme, migrenin olmasın diye bir özet yapmış olduk. Peki, ne güzel güldürdüm. Ne güzel güldürdüm. Çünkü gülüş estetiğini konuşacağız. Son derece estetik gülen bir partnerim var. Profesör Doktor Yasemin Özkan bizimle. Hocam hoş geldiniz. Buyurun. Aman çok şıksınız hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Ne kadar güzel bir konu getirdiniz bizlere. Siz de öyle. Zaten dişleriniz de çok güzel zaten baktığımızda. Konumuz da gerçi hocama ben de yeşil bayrak çıkartacaktım. İçeride konuştuk. Hakikaten. Sizde kaç evet çıktı? Ben de hepsi. Sizde 3'te 3. Sizin bravo. Gibi işte evet, hocam. Evet. Aşısı da çıkmış. Hocamızla onu da konuştuk. İnanılmaz güzel. Sevindirici. Çok. Sizde de güzel sevindirici haberler evet, var. Çünkü evet, artık son derece pratik hale döndü diş evet, tedavisi. Evet. Gülüş estetiği. Biz tabii estetik deyince saç, baş, kılık, kıyafet, ay burnum, ay kaşım diyoruz ama gülüş ne kadar önemli, diş ne kadar olmaz önemli. Olmaz olur mu tabii. Zaten yüzün baktığınızda 3'e ayırdığımızda alt 1/3 zaten çene ve dişler. İnsanlar aslında hep deniyor ki gözlere bakılıyor ama gözlerden evet, daha çok dişler bütün estetiği inanılmaz değiştiriyor. Bir tane dişiniz olmadığı zaman güldüğünüzde o kadar kötü görünüyorsunuz ki. Ve niye öyle devam evet, edesiniz değil mi hayatınıza? Niye öyle devam edesiniz? Şöyle diyecek izleyicilerimiz şimdi. Yani çok pahalı. Evet. İmplant ayrı pahalı, kaplama ayrı pahalı. Biz ama de artık şöyle diyoruz, güzelliğin bir bedeli var. Evet. Yani. Ama yine ulaşılabilirliği de var değil sonuçta mi? Sonuçta devlet hastanesi. Siz sonuçta bir devlet üniversitesinde evet, çalışıyorsunuz. Tabii. Marmara tabii Üniversitesi'nden tabii geliyorsunuz. Tabii. Dolayısıyla sağlığın kapsandığı bir kurumda da bu işler evet, yapılıyor. Tabii ki daha önce zaten paylaşmıştık. Evet. Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şu anda Avrupa'nın en gelişmiş fakültesi ve her türlü ihtiyacı karşılayabilecek donanıma sahibiz. Dijital teknoloji. Ya, dijital teknolojinin gelişmesi zaten pek çok bölgeye, pek çok sektöre girdi aslına tabii bakarsanız. Ki, tabii ki. Ama hakikaten dişte de, diş hekimliğinde de çok ciddi ilerlemeleri çok getirdi. Çok. Nasıl ilerlemeler var izleyelim mi? Hadi izleyelim. Melis arkadaşımız gitti. Hemen bize güzel haberler getirdi. Evet. Bakalım öyle çok da zor değil ulaşması. Hep birlikte izliyoruz. Teknolojinin gelişmesi hayatımızın her noktasını etkiliyor. Bunlardan biri de sağlık sektörü. Artık diş hekimleri 3 boyutlu yazıcılarda kaybolan veya eksik dişleri 15 dakika içinde üretebiliyor. Peki işlem nasıl gerçekleşiyor? Merhaba. Çağımız dijital çağ. Artık bütün uygulamalarda olduğu gibi biz de diş hekimliğini dijital çağa uyguluyoruz. Bizim için avantajları artık restorasyonları çok daha hızlı ve çok daha doğru bir şekilde üretebiliyoruz. Dijital tarayıcılarla hastamızın ağzından ölçüleri alıyoruz. Alınan ölçümler bilgisayarda işlendi. Şimdi burada da süreç başladı. Buraya konulan porselen yavaş yavaş şekil almaya başlayacak ve 15 dakikanın sonunda diş olarak ortaya çıkacak.
Şu an işlemimiz bitmek üzere. Son rütuşları yapıyor. Az sonra açacağız kapağı ve bakalım içinden ne çıkacak. En güzel yanı öngörülebilirlik. Biz zaten hastamızda ne yapacağımızı en baştan gördüğümüz için çıkacak olan işi de burada görüyoruz. Sonuçta bir sürpriz yok. Bakalım. Ve gördüğünüz gibi biraz ıslak şu an. Gayet güzel bir azı dişimiz. Çene cerrahisinde de çok büyük teknolojik gelişmeler var. Hocam neler yapıyoruz artık çene cerrahisinde? Gerçekten dijital çağ, yani her alanda olduğu gibi bizi de içimize dahil oldu. Minimal radyasyonlarla çok yüksek çözünürlüklü ve detaylı görüntüler alabiliyoruz. Bu tabii çene cerrahisi için yani bizim açımızdan işimizi oldukça kolaylaştırıyor. Hocam şimdi elimizde maket var. Neyi temsil ediyor? Hani deformitesi olarak kabul ettiğimiz alt çenesi önde olan bir hastayı temsil ediyor olsun. Şimdi biz bu böyle bir hastanın iskeletsel görüntülerini tabii bilgisayar ortamına aktardıktan sonra biz bununla ilgili planlamamızı yapıyoruz. Estetik olarak da daha ideal bir görüntüyü elde etmiş oluyoruz. Evet, şimdi ekran başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki seyircilerimiz diyorsa ya ne güzel anlatıyorlar ama işte hani dedik ya çok pahalı diye. Evet. Ama güzel bir haberi var hocamızın bize evet. Aynı zamanda. Evet, özellikle daha önceki programlarda da bahsettiğimiz gibi engelli hastaların ve bu ileri derecede çene anomalisi olan hastaların tedavileri fakültemizde ücretsiz yapılıyor. Ki bunlar oldukça... Çok ciddi bir yatırımdan bahsediyoruz çok, aslında. Evet, burada, çünkü genel anestezi olması lazım, ortognatik cerrahi yapılacak, postopunun olması lazım, dijital planlamasının olması lazım. Hepsi şu anda fakültemizde mevcut. Peki bir şey sormak istiyorum. Bu biraz önce izlediğimiz videodan faydalanacak olan hasta grubu kimler? Bu hasta grubu çenelerinde anomali olan, mesela üst çenesi ileridedir, alt çenesi ileridedir, geridedir, çenesi sağa sola dönmüştür. Çok yüksektir, kapatamaz. Hani bazen baktığınızda sadece diş etleri görülür, aşırı güler, ağzını kapatamaz. Siz ya şöyle mesela çok öndedir. Şu anda izleyicilerimize baktığınız herkesin zaman ağzı siz profesyonel, yani şikayet olan demeyeceğim de bu sefer hocamdan rica edeceğim. Evet ben... Hocam siz baktığınız zaman seyircilerimiz arasında mesela ideal hasta görüyor musunuz burada? Yani bu daha çok gençlerde 16-20 yaşlı oluşum başladığında görülüyor. İleri yaşlarda da şu anda çok göremiyorum. Belki gençliğinden beri yaşıyorsa. Şuradaki hastamızın mesela dişli protezi yok ağzında. Gençliği alabiliriz sizi buraya. Görünümde baktığınızda alt çene öne doğru buyurun. Çok ilerlemiş. Zaman, evet. Yani ama onun tedavisi bu değil. Onun anladım. Sadece protezi yok. Seyircimiz buyurun hocam. Fotoğraflarda da daha önce gönderdiğimiz videolarda vardı. Hocam benim öyle değildi. Sonradan yapıldı. Alt çene biliyor geriye kalıyor. Tabii ön. Bir kapatır mısın? Kapatılmıyor. Kapatın siz. Evet yani bakın şimdi bu şöyle kapatın siz ağzınızı. Şöyle yan durun. Klas 3 dediğimiz gördüğünüz gibi. Ben şöyle döndürebilir gibi... miyim? Ha, kameradan buradan daha iyi görünecektim. Tam yani, yan dönün lütfen. Tam yan dönün. Biraz daha dönerseniz. Bu yok, tarafa. Çok bu tarafa. Döndüm. Evet şöyle. Şurayı tamam. Göstermek istiyorum. Bakın. Çene biraz hafif şöyle durursanız çene ne kadar önde. Dolayısıyla hastaya baktığınızda estetik olarak bir problem var. Ama bunun iskeletsel daha sonra olduğunu söylüyor. Büyük bir ihtimalle protezle ya alakası var. Öncesinde bir şey yok muydu yok, sizde? Yok, ama mikrofon... mutlaka vardır. Hani çocukluk değişik yılları var. Bir miktar vardır. Erken, hayır, erken, hayır, erken yapıldığı tamam, için. Bir dakika açın ağzınızı. Kapatın geriye götürerek kapatın. Hayır bu zaten. Bu kadar sadece var mı? Var. Ha. İskeletsel var. Ben i̇şte diyorum biz ki bunu... nasıl düzelteceğim? Düzeltilir. Kapatın siz bunu da düzeltebiliriz. Yaşın önemi yok. Burada şimdi, mesela çene cerrahisi mi işin burada içine girer? Burada çene cerrahisi için içine giriyor. Daha önce Yaşar Hoca'nın hani anlattığı burada tabii rahatsız. Bunun analizlerinin yapılması lazım. Önce dijital analizleri. Hı-hı. Daha sonra ameliyatla çene ileri. Eğer çene ilerideyse buradan alınır. Geriye. Üst çene gerideyse üst çene ileriye alınıyor. Ameliyatla yapılması lazım ama sizde zaten daha önce de varmış.
Ama protezle biraz erken, daha artmış. Erken yaşta olduğu için evet, hocam. Evet, evet. Üst taraf erken olduğu evet, için. Evet, evet. İşte bu gençlerde daha ileri durumlarda estetiği evet, çok olumsuz etkiliyor. Çok teşekkür ederiz. Yerinize geçebilirsiniz. Orada bir soru var hocam. Alabilir miyiz onu? Size bir soru sormak istiyorum. Çok da istekli gördüm seyircimizi. Mikrofonu uzatırsak. Evet. Hocam merhaba. Merhaba. Benim çenem şakaklarıma kadar iki defa çıktı. Yani felçli gibi oldum ben. Bu neden oluyor? Sonra dişçiye gittim. Fazla dedi konuşmayacaksın dedi. Ağzını dedi açmayacaksın dedi. Yok o. Ama neden yani çenem kayıyor benim? Onda bir tabii buradan çok ben de çok şeyi kavrayamadım ne olduğunu açıkçası. Algılamak cerrahisiyle. Hayır şeyi algılamak çok zor. Çenem neden kayıyor? Büyük bir ihtimalle biraz evvel nöroloji hocamız da söyledi. Aslında şu anda tüm nörologlar dünya çapında bazı hastalıkların özellikle baş ağrıları dişlerle bağlantısı olduğunu kanıtladılar ve çok hastamız geliyor. Şimdi baş ağrınız varsa, eklem problemleriniz varsa büyük bir ihtimalle çok esnediğiniz zaman dişiniz burada eklemde bir problem olabilir ama çok konuşmayacaksınız, ağzınızı açmayacaksınız. Evet. Öyle bir şey olmaz. Onun için ileri görüntüleme yöntemleri var. MR'la bakıyoruz. Herhangi bir eklemde bir problem varsa o düzenleniyor. Düzenleniyor. Ameliyat dediler. Ama ameliyat demişler, yani evet, demişler. Teşekkür ama neden ederiz oluyor? Onu işe yapamadım yani. Yani şimdi neden oluyor? İskeletsel bir problem olabilir. Dişlerinizde kapanış problemi olabilir. Çenenizi çok sıkıyorsunuz olabilir. Evet. Gece sıkıyorsunuz, gıcırdatıyorsunuz olabilir. Bir yerde yüksek temaslar olabilir. Onların hepsini bir muayeneyle bakmak lazım. Yoksa evet, sadece buradan hocamız hani sizi direkt tanı yapamaz açıkçası. İnceleme gerekiyor. Teşekkürler. Evet, geçmiş olsun. Geçkenleri çok farklı çünkü. Evet ben de hemen bir kez daha hatırlatayım. Doktorum yanımda TV360 Instagram adresimiz son postunuzun altında. Merak ettiğiniz soruları bize gönderebilirsiniz sevgili izleyiciler. Bizler devam ediyoruz hocamızla beraber. Şimdi bu teknoloji ilerledi. Gördük. Eskiden ne olurdu? Köprü diye bir şey vardı hocam eskiden. Evet. Evet. Bir ağız ölçü alınırdı. O tarafa geçelim de yavaş yavaş. Evet. Yanına. Hala var mı hocam köprü? Köprü var tabii. Vardır tabii implantın olamayacağı tabii durumlarda. Tabii implantın olamayacağı durumlarda köprü yapıyoruz. Şöyle şunu da. Ay ne kadar sevimli diş. Dinozor dişi. Evet. Biraz tabii büyük olmuş. Şöyle mesela bir dişiniz eksik. Hı-hı. Ne yapıyoruz siz normal geldiniz. Hı hı. Tabii implantlar hani biraz daha pahalı. Seçenekler sunuyoruz hastaya. Şimdi bu dişler eğer sağlamsa mecburen bunları böyle kesmek durumundayız. Hı hı. Kesip işte sizin dediğiniz köprü yapıyoruz. Ama eğer dişlerde herhangi bir hocam, problem onu yoksa. Biraz daha yavaş gösterelim mi şöyle. İki dişi kestiniz. İki dişi kesip. Yani burada bir boşluk vardı, burada kayıp bir vardı. Burada bir diş eksikliği var. Ama bunlar var. Sağlamsa pek yapmak evet, istemediğiniz bir şey bu değil mi? Evet. Yazık günah evet, çürütüyorsa. Evet, evet. Böyle ben, üzerini kapadınız. Evet. Köprü dediğimiz köprü şey bu. Köprü dediğimiz bu. Yani hani şey gibi boğaz köprüsü gibi iki tane evet, ayağı var. Ortada da ortaya koyduk, geçiş sağlanıyor tamam, böyle. Ve yükü sonuçta bu iki bu diş. Bu iki diş dağıtıyor, çiğnemeye katkıda bulunuyor. Ama köprü yapılınca da zamanla ne oluyor? Şuradaki bravo, kemik değil mi? Çene evet, kemiği. Ben bunun aynısını yaşadım. Evet. Sonra ne yaptık? Gittik bir implant yaptırdık ama böyle yıllarca köprüyle gezince orada bir kemik gerilim, kaybı yaşadım. Evet. Şunlar diş etleri çekiliyor. Şeyi de söyleyeyim de. Ben hep şunu söylüyorum. Ben protezciyim, estetik uzmanıyım. anlattığım zaman yani biz bir hastaya başladığımızda artık sonu gelmiyor. Çünkü protez yaptığınız yapalım, zaman var, evet, evet. Yani eğer uygun yapılmadığı zaman bu diş etleriniz çekiliyor, iltihaplanıyor. Yani hiçbir zaman doğal dişleriniz gibi olmuyor. Yani ilk tercihimiz bana hep onu söylüyorlardı. Ben protez uzmanı olmama rağmen eğer bir dişim eksikse
hiç düşünmem implant yaptırırım. Tabii. Evet biraz pahalı ama şunu düşünün, ağzınız da yıllarca kalıyor. Evet, doğru. Yani hep Ömür. Pahalı dedikleri zaman ben onu diyorum bayanlara. Kuaföre gidiyoruz, ayda kaç yüz lira yok. Burada bakıyorum herkesin saçı boyalı değil mi? Röfleli. Evde boyuyoruz öyle. Öyle diyorlar. Biz evde boyuyoruz. Her neyse yani orada da bu. Yani da bu hesaplayın para. Ben hep onu diyorum. 10 yıl gittiğiniz yemekleri hesaplayın. Kuaför masraflarınızı hesaplayın. Bizim yaptığımız iş duruyor. Bir de siz bakın, onu kullanıyorsunuz. Şöyle bir şey var. Şu anda mesela herkes şundan esasında biraz hocam şunu düşünerek erteliyor. Ya şimdi ben bir işte hastaneye gitsem bana randevu verecekler. 6 ay sonra, 1 yıl sonra verecekler. Ama sonuçta bugün gitmiş olsanız veya geçen 6 ayda gitmiş olsaydınız şu anda sıra gelmişti bile size. Evet. Bir de ağzım benim yani, kimse görmüyor deniyor ama öyle değil. Ve bu arada tabii ki çok önemli bir şeyden bahsettik. İlk buradan esasında geçiyor, rezervuar diyoruz. Yani stresi buradan biraz evvel... Hanımefendi çok güzel söyledi, işte sıkıyorum çıkıyor. Evet, önce buraya geliyor. Burada sıkıyoruz 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 problemleriz, işte migrendeki gibi. Daha sonra ne oluyor? Mide. Ondan sonra bağırsağa. Evet. Yani ilk burada absorbe ediyoruz. Sindirim ağızda başlar. Evet. Evet, gerçekten her zaman söylediğim çok şey önemli. Zayıflamak gerçekten ağızda başlar. Gerçekten çok önemli. Evet, diş sağlığımız da oradan sağlığı için önemli. Zayıflamak için ufak tüyolar veriyoruz ya. Bol çiğneyin mi? Uzun çiğne. Tabii evet. Yapılan çalışmalar hep şunu gösteriyor. Çok uzun güzel çiğneyenlerle yani evet, uzun süre yemeği çiğneyenlerle hızlı yemek yiyenler arasında yapılan çalışmalar var. Evet. Uzun çiğneyenlerde kilo daha düşük. Süper hocam. Orada bir soru var, alalım güzel mı? Buyurun. Merhaba hocam. Ben implantla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. 75 yaşında annem var. Şeker hastası. Zaman zaman da tansiyonu da çıkıyor. İmplant yaptırabilir miyiz kendisine? Komple evet, damak dişleri üstü ve altı ama hepsine implant tabii yaptıramayız yani. Zaten gerek yok hepsine ikişer implant. İkişer tane altı yaptırıp ikişer tane üste yaptırıp. Üste iki tane olmaz. İki altı, en az dört tane üste olması lazım. Şimdi şekeri varsa şekerin kontrol altında olması lazım. Biliyorsunuz şeker hastalarında kemik seviyelerinde önemli derecede düşüş oluyor ve yara iyileşmelerinde gecikmeler oluyor. Şekeri kontrol altındaysa yapılabiliyor. Tansiyonda problem değil ama kemiklerine bakmak lazım. Yani yaş artık bizim için önemli bir faktör değil. Sadece sistemik rahatsızlıklarının, sigara çok önemli bir faktör burada. Yani sigara içmiyor olması peki lazım. Peki mesela kemik erimesi çeneyi de tutar mı? Kadınlar çünkü hani ileri yaşta mesela implant için o zaman daha kötü bir aday mı oluyorlar? Yok, o çok ilginç. Bütün body kemik erimesi ile çene kemik erimesi paralel değil. Paralel değil. Ha, paralel bu değil. Bu çok güzel bir haber çünkü zaten bu başlı başına ayrı bir organ biliyorsunuz. Hmm. Sadece tek hareketli olan eklemimiz iki taraflı olan bu. Tek taraflı olan. Yani burada erimenin en büyük etkeni biraz evvel söylediniz. Yani fazla yük, aşırı kuvvet, hormonal problemler çok çok etkili. Yani bu menopoz sonrasında zaten her sene bir kontrol yapılıyor. Ve çok fazla görmüyoruz ama en çok nerede görürüz? Erken zamanda diş çekmiş hastalarda. Arka bölgeler hep derler ya benim arkam arkada kemik yoktu işte kemik tozu ektiler. Ama şu ön bölgede her zaman kemik vardır. Gerçekten o inanılmaz bir şey. Yaradan orada bir kemik rezervuarı yapmış gerçekten. Hiçbir evet, şey yoksa bile orada iki tane küçük implantı yerleştirebiliyorsunuz yaşlı hastalar için. Hocam, iki tane yapıldığı zaman alta üstte hiç yapılmasa şayet damak olur mu? Yani damak değil. İşte her hasta kendine özgü bakmak lazım nasıl kemikleri uygun mu, damağa uygun mu? Eğer uygunsa olabilir ama uygun değilse bakmak lazım. Bugün biraz evet, estetikten de konuşuyoruz evet, ya mesela evet, kayıplar yüzde asimetriye yol açabilir mi? Erken dönem kayıpları yüzde asimetriye çok fazla yol açmaz ama eğer diş etleri de görünüyorsa, dişleriniz erken çekildiyse şu şekilde aşağı doğru
hep fizyolojik bir erüpsiyon vardır ya, aşağı doğru iner geldiğiniz zaman mesela şu tarafta bir daha fazla olur. Daha fazla olur. Yani bu da çok önemli. O aynısı bende. Hayır bende de her şey vardı. Hayır, hiç alakası yok. Kestirdim hocam. Kestirdiniz mi? Etleri kesti. Ama neler yaptı? Değil mi? O çok önemli. Şimdi evet. Çok ilginç. Onu söylüyorsunuz. Yapıyorsunuz. Hasta önce geliyor tabii. Hiç fark etmiyor. Sonra o kadar güzel bir şey yapıyorsunuz. Geldiği zaman oradaki diş etleri görünüyor. Diyor ki size, bakın şimdi diş etlerim göründü. Onun için önceden analizi, işte dijital analiz bu yüzden çok önemli. Baştan her şeyi söylüyor. Bazen değiştiremeyeceğiniz şeyler var. Çünkü bu oklüzel kant dediğimiz eğim iskeletsel olabiliyor. Yani bana estetik için düzeltmeye geliyor ama ben bu lamina dediğimiz estetik dijital dizaynı sağlayan porselen yaprak lar var. Onlarla o düzeltmeyi yapamıyorum. Belki bir ortodontiste göndermem lazım. Hani sizinki ileri seviyede değil, lazerle onlar evet. düzeldi tabii, ve şu tabii. anda çok güzel bir gülüşe sahip oldunuz. Ama o olmasaydı geldiğiniz zaman, hele ekran yüzüsünüz, burada gerçekten inanılmaz bir eğim evet, görünecekti. Peki WhatsApp sorumuz var hocam bir tane. Hemen alalım, yönetmenim bana aktarsın. Hangi mitral kapağım yeni değişti, enfeksiyon riski olduğu için kalan dişlerimi çektiler diyor izleyicimiz. Hiç dişim kalmadı diyor. İmplant yaptırabilir miyim? Kalan dişlerini herhalde büyük bir ihtimalle dişler çürüktü ya da çekilmesi gerekiyordu. Onu söyleyeyim, kalp cerrahisinden önce yapılan kapaklarda enfeksiyon olmasın diye evet. özellikle mutlaka tabii. enfekte olan, iltihaplı olan dişlerin uzaklaştırılması evet. gerekiyor. Bu yüzden yapılan bir işlem, evet. onu da söyleyelim. Evet. Yani biraz evvel hocamın dediği gibi aslında gerçekten bütün hastalıkların temeli buradan başlıyor. Yani bize bütün kalp ameliyatları, böbrek diye dializ hastaları önce geliyor ki herhangi bir odak olmasın. Yani beyindeki tümörlere kadar, oradaki enfeksiyonlara kadar dişlerde bulunmuş. Mesela şu alt 6 numara bağırsaklarla ilgili bir sendromun tetikleyicisiymiş. Yani öyle her bir, dişin bir organı bir temsil ettiği söylenir. Evet, evet. Öyle onu bir ulaşmaya çalışıyorum. Bir nörolog hocam hazırlamış. İnanılmaz güzel. Mesela şey diyor, kanal çok şiddetli ağrılar varsa o amalgamlı dişlerinizi çıkartın, sökün, yerine başka estetik olan beyazlar kullanılsın ya da kanal tedavileri varsa onları değiştirin, başka şey kullanın. Yani çok çok ilginç. Sizin başınızda şurası ağrıyorsa, refleksoloji gibi biraz. Refleksoloji inanılmaz. Nörolog gönderiyor, diyor ki alt 6 numarasında derin çürük var. Allah yani Allah evet Allah. Ve yapınca da hasta onu Emel Hanım vardır o da programları onların bir konsensus oluşturmuşlar. Hakikaten çok önemli bu, dişler pahalı deniyor ama dişler gerçekten en önemli organlarımızdan biri evet, sağlık için. Evet evet kesinlikle. Şimdi az önce Murat hocam dedi ya, neler yapıldığında, yanlış yapıldığında çene şekli bozulabiliyor ileride, neler etkiliyor. Ben bu sağlık programlarıyla ya da işte anne bebek programlarıyla ilgilenmeye ve yapmaya başladığımdan beri programlarda hep vurguluyorum. Hocamızı daha önce ben de ağırlamıştım zaten. Evet. Hep diyorum ki çocuğunuzun dişi, süt dişi çürüdüğünde aman nasılsa yenisi gelecek deyip çektiririz. Evet. Yani oldum olası Murat hocanın da başına geldi. Çek gitsin, dayanamıyorum ben evet. bu ağrıya şeklinde. Ama sonra ne oluyor? Çekilen dişin yerine arkadaki diş kaymaya başlıyor. Çene öne geliyor, üst geri gidiyor en derken. En kötüsü herhalde işte o kemiğin erimesi orada. Evet. Ama ergenler sürekli bir de o, bir de ergen genç hanım ve erkeklerde teller var bu ara. Evet. Bunun sebebi de erkenden kaybedilen süt dişleri değil mi? Evet. Hem öyle hem de alışkanlıkların değişmesi, biberon beslenmeler. Evet, şu anda o sizin sağlık programında da konuşmuştuk anne. Çocuklarımızın sürekli olarak diş hekimine gitmesi lazım. Şimdi biz bir program oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl aile hekimleri var, bir grup oluşturduk. Aile diş hekimlerinin olması için bir hazırlanıyoruz 3 aydır. İnşallah onu bakanımıza sunacağız. Anne karnından başlayacak ya. Bu. Şimdi hiç çocukların aşısı unutuluyor mu? Artık unutulmuyor. Evet. Yani deniyor ki işte sağlık ocağından aradılar.
Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte annek 6 aylık diyeceğiz ki çocuklarınız ilk dişi çıktığında gelecek 6 aylık bakılacak. Ondan sonra her sene bakılacak. Dün bir hasta diyor ki 3 yaşındaki çocuğumun bütün dişleri çürük. Normal mi? Normal değil. Çünkü biberon artık bu süt çürükleri var. Yani çocuklarınıza biberon içirdiğiniz zaman bunu mutlaka bütün gece kalıyor, çürükler oluşuyor. Fırçalamanız lazım. Fırçalamıyorsanız bile böyle bir tülbentle ya da bezle silmeniz lazım. İşte bu aile diş hekimliği olursa koruyucu diş hekimliği olacak. Aa, çok güzel. Ve geldi inşallah buna uğraşıyoruz. Çünkü bunun ekonomi boyutu var, altyapı boyutu var. Ama çok güzel gelişmeler olacak. Bu konuda toplum sağlığı açısından toplum çok doğru bir adım hekimlik, olur açıkçası. Koruyucu hekimlik çünkü bu konuda hala bilinçlenmedik. Maalesef yabancı ülkelerde 3 ayda bir diş fırçası kullanılırken bizde 2 senede bir tane. Diş fırçanızı en son ne zaman değiştirdiniz? Hatırlıyor musunuz? Her ay yok. 3 ay. Her ay gerek yok. 3 ay mı diyorsun? O kadar da israf. O kadar da. İyi 4 ay. Ya da kimimizde hiç zaman hesabı yapmadan senin artık ömrün dolmuş değil. Zaten anlaşılıyor. Tabii anlaşılıyor. Bir soru daha var. Hemen alalım sorumuzu. İzleyicimiz diyor ki köprülü ön diş yaptırdım diyor. İleride implant yapma şansım olur mu diyor. Olur. Ama oradaki eksik olan bölgedeki kemik seviyesi uygunsa olabilir tabii ki. Olabilir ama keşke eğer implant olabiliyorsa implant yaptırılsa her zaman çok daha iyi. Çünkü yandaki dişi koruyor, bir de kemiği koruyor. Çünkü implant yaptırdığınız zaman artık kemik erimiyor. Orada sabit bir yapı oluyor ve dişiniz tamamen kendisi... Ben de hiç önemli değil. Ben deminden beri çocuk gibi kurcalayıp duruyorum burada ne var diye zaten. Ayağım sabit durmuyor. Şimdi hocam, ay ne güzel bir ağız yapısı değil mi? O da şey hastalara dişlerini nasıl fırçaladığını gösterebileceğimiz bir şeydi. Evet. En azından peki, kahvaltıdan sonra yatmadan önce bunu mutlaka yapmak lazım. En azından dediğiniz gibi yatmadan önce çok çok önemli. Çünkü yattığınız zaman ağız tükürük temizlemiyoruz ki ağzımızı. Temizleyemiyoruz ve özellikle mesela bir yanlış algı da var. Hekimlerimizde de var. Bunu hep öğretiyoruz ama mutlaka ve mutlaka eğer bir protez taşıyorsanız gece o protezlerinizi çıkarmanız lazım. Hasta geliyor diyor ki hep protezimle yatıyorum ya da bu hani eşi varsa göstermemek açısından işte bardağa koyunca hoş durmuyor. Onun için çok güzel kaplar yaptık renkli renkli onlara koyun. Mutlaka gece protezin çıkarılması lazım ki tükürük yıkama etkisini yapsın. Yapsın evet. Ağzıyla ilgili ben çok dertliyim ama çok korkuyorum. Buyurun. Bu arada ay geçelim gelin. Mi orta tarafa evet. doğru? Biz sorularımızı geçelim. Alalım bakalım. Bakalım şimdi bizim izleyicimiz. Ay siz bu en çok dans eden izleyicimizsiniz değil mi? Biz öyle yayına ben girmeden şöyle önce ortaya alalım sizi. Bir güzel kurtlarımızı döküyoruz. Evet. İsmim Havva. Merhaba. Ben de şimdi... Bunu bana verin. Bunu bana verin rahat olun. Dişli aralıklar var. Evet. Gördüğünüz gibi hocam. Ameliyatlı şurada alttaki de siyah duruyor. Yani o yüzden endişe ediyorum. 2 senedir de böyle araştırıyorum dişçilere. Ona gidiyorum, ona gidiyorum, filmde çektiriyorum falan. Diyorlar ki seninkisi uygun değil. Neye uygun biraz, değil? Biraz bir sıkıntı olabilir. Böyle gıcırdamalar akşamları hafiften var bende. Ondan böyle şey yaptığı zaman... İttiği zaman kapatın. Yani şey olabilir mi? Sıkıntı olabilirmiş yani. Sıkıntı olabilirmiş değil yani aslında tabii röntgenlere işte bizim kısa. Estetik yani. Teki amacımız o. Aslında çok güzel dijital planlamaya uygun bir vaka ama tabii röntgenlerinizi görmem lazım. Biz ölçüm bunu yaptırdım hocam. Üst dişin bu alttan daha böyle şeymiş, bu kısa olduğunu. O yüzden de yani şey olacak, sıkıntı olacağımı. Hocam sıkıntı biraz yani. Kapatın. Geri kapatın. Yok hayır şimdi bakın diş etleri seviyesi uygun değil. Altlar, üstler altlar çok aşağı, çekilmiş gibi altlar değil mi? Çok çekilmiş bir de üstlere. Şimdi normalde baktığımızda bu benim doğal dişlerim. Diş eti seviyeleri
aynıdır. Yani bu nasıl doğadış hocam ya? Allah Allah öyle ya. Maşallah. Bu santral dediğimiz kesici dişle köpek dişinin seviyesi, diş eti seviyesinin aynı olması lazım. Hmm. Hava Hanım'da değil mi? Evet. Hava Hanım'da bakın çok aşağıda. Görüyor musunuz? Köpek dişi çok yukarıda. İşte biz küçük bunu hocam, bunlar dijital çok küçük planlamayla planlıyoruz. Nasıl dişler gelecek yapıyoruz. Anında maketler üretiliyor hastanın ağzına. Takıp gösteriyoruz. Estetiği, işte fonksiyon testleri yaptıktan sonra hangisi yapılacak? Yaprak lamina dediğimiz porselen mi yoksa kron mu yapılacak? Onları sizi bulmuşken bir şey söyleyeceğim şimdi. Yapılabilir. Hocam, yapılabilir röntgenler. Ama bakın şimdi şöyle bakmakla bu kadarla olmaz tabii. Olmaz. Yani anladım, öyle olsa zaten ama, kanser hastasıyım hocam ben. Kanser hastası olduğum için de çok tedavi altında mısınız? Evet, altındayım hocam. Ama oldum 3 yılı bitirdim hocam. Şu an iyiyim. Ama şimdi hep hastanelerde olduğum için ondan da sıkıntı yaşamak istemiyorum hocam. Ama istiyorum da yani bitti estetik mi? Açıdan. Yani kemoterapiniz, bitti. Hepsi bitti radyo, hocam. Hepsi bitti. Kontrole gidiyorsunuz. Kontrollere bizim gidiyorum için hocam. Önemli olan radyoterapi ve kemoterapi. İntihabi bir hastalığım da var hocam. Aynı anda oldu hocam böyle şey tetikleme yaptı. O zaman iç hastalıkları falan da gidiyorum. Çünkü onların bizimle alakası yok. Evet. Sadece önemli olan diş çekimi, implantlarda radyoterapi ve kemoterapiden en az bir sene sonra. Geçti hoşuma tamam. O zaman bence başvurursa hanımefendi çözüm var aslında. Evet. Tamam, çok teşekkür ediyoruz. Elinizi alacağım size. Hemen yeri gelmişken şunu sormak istiyorum. Bugün için pek çok markette bile satılan diş beyazlatıcı ürünler var. Hmm. Çünkü hanımefendi şikayetlerinden bir tanesi alt taraftaki lekelenmeydi. Evet. Bu beyazlatıcı ürünler hakkında da bir bilgi verir misiniz? Yani ne kadar güvenli bunları kullanmak? Vallahi ben kendi şahsım adına onların çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Çünkü normal profesyonel kullanımda olan diş beyazlatıcı malzemeler var. Bunlar karbamit peroksit ya da hidrojen peroksit içeriyor ve yüzdeleri farklı farklı kullanılıyor. Yani bu şeyde eczanelerde kullanılanların içeriklerinden emin değiliz. Çok ucuz çünkü. Evet. Çok ucuz ama aynı şeyi profesyonel kullanımda olanlar çok daha tabii, farklı. Mimineye zarar veriyor mu? Zarar verebiliyor. Evet. İçinde bilemiyorum abrazif aşındırıcı bir şeyler içeriyor mu? Hı-hı. O yüzden hani bir de böyle aşırı leke varsa onu beyazlatmıyor. Önce siz onları temizletmeniz lazım. Yani sigara lekeleri, tartarlar öyle beyazlatıcıyı koy beyazlat olmuyor. Hmm. Sadece beyazlatıcı dişin rengini yani içeriği etki ediyor. İntrensik etki ederek oradaki mine prizmalarına etki ediyor. Yoksa taşları, sigara lekelerini yok ediyor. Peki mesela karbonat falan yapılır ya evlerde. Evet, işte, onun mesela etkisi var mı? Beyazlatıcı etkisi var mı? Var çünkü ama aşındırıcı o da. O da aşındırıyor değil mi? Bizim dişimizin üstünde bir mine dediğimiz o koruyucu var. Evet. Onun, o gittiğinde lekelenme ve daha hızlı oluyor. Hep böyle yaş artınca görürüz yaşlı hastalarda böyle çatlak çatlaktır ve sarı sarı o çatlakların içinde lekeler var. Çaylar, kahveler. Ben neler içtim ömrüm boyunca hepsi dişlerde. Artık şimdi hiçbir şey olmuyor. Porselen ya çünkü. Fırçalamasan da bembeyaz olur. Fırçalamasan da bembeyaz ama bir sorumuz var buyurun. Ben dişlerim çoğu kez çektirdim. Küçüklüğümden beri hep çektiriyorum. Hep boşluk var. Korkuyorum da ne yapmam lazım acaba o... Doktora gitmeniz lazım. Doktora gittim. Bana çürükleri çektiler. Hı. Hatta bir tane kalmış burada. Ben de korktuğum için imperat mı yapılması lazım vida mı onu da bilmiyorum. İki tarafta da boşluk var. İki diş tutuyor. Şimdi şöyle devlet hastaneleri çok şükür ki o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ama bunu kıymetini hiç bilmiyoruz. Sağlığı tam olarak karşılıyor biliyorsunuz ülkemiz. Yurt dışında böyle bir şey mümkün değil. Yani devlet hastaneleri, ağız diş sağlığı merkezleri tedavileri yapıyor. Ancak hangilerine ek bir ücret ödüyorsunuz? İşte implant, malzeme. Ya da estetik yaptığımız, porselen yaptığımız şeyleri çok estetik olacak. Bu dijital yaptığımız şeylerin bir miktar ödemesi var. Ama onun haricindeki bütün dolgularınız, protezleriniz, kanal tedavileriniz hepsi üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılıyor. Evet, bu bilgi çok önemli. Tabii ki.
Karşılıyor. Sigortalar karşılıyor ve esasında gerçekten çok şanslı. Evet. Çünkü Türkiye'de bu hizmetler gerçekten devlet tarafından veriliyor. Bunu Avrupa'da yaşıyor olsanız mümkün değil. Yüzlerce mümkün. Dolar ve euro harcarsınız. Avrupa'dan ülkemize geliyorlar değil evet. mi? Ha, çok öyle. Teşekkür ediyoruz hocam size gerçekten. Çok teşekkürler verdiğiniz buraya kadar geldiniz. Için. Ben teşekkür ederim. Ama bizden ayrılmayın programı beraber kapatalım. Tamam. Evet beraber kapatalım. Tamam. Tekrar teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bugün de doktorum yanımdayı bitiriyoruz. Çok keyifliydi bizim için. Harika bilgiler öğrendik. Çok mutlu olduk. İyi ki seyrettiniz. İyi ki geldiniz stüdyomuza. Yarın yine aynı saatte 360 ekranında buluşalım lütfen. Çünkü yarın obezite cerrahisini konuşacağız. Ondan sonra da herkesin evde yapabileceği egzersizler üzerinde biraz bilgi vermek istiyoruz size. Bomba gibi doktorum yanımda yarın 9.30'da tekrar 360 televizyonlarında olacak. Hoşça kalın. Hoşça kalın.